Süperstar Nuri. Küçük otobüs Tayo her zamanki gibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Oh, kırmızı ışık yandı. Tayo! Rogi! Hadi birlikte gidelim. Çok iyi fikir. Ben de sıkılmaya başlamıştım. Ben ateş topuyum. Işıktan bile hızlıyım. İnanılmaz bu ateş topu! Süper kahraman ateş topu sizi büyüleyecek. Yeni bölümü bu gece yayınlanıyor. Sakın kaçırmayın. Ateş topu muhteşem biri. Evet, o benim en sevdiğim kahraman. Dizinin yeni bölümü bu geceymiş değil mi? Evet, garaja dönünce her zamanki gibi birlikte seyrederiz. Yaşasın! Merhaba çocuklar. Merhaba Nuri. Nuri! Ne hakkında konuşuyordunuz? Süper kahraman ateş topuyla ilgili konuşuyordum. Ben ateş topuyum. Işıktan bile hızlıyım. Akşam dizinin yeni bölümünü Rogi ile birlikte garajda seyredeceğiz. Gelmek ister misin? Ciddi misin? Tabii isterim. İşim biter bitmez orada olurum. Harika. O zaman orada görüşürüz. Benim adım Tayo. Rogi'den bile hızlıyım. Tayo, nereye gidiyorsun? Çok eğlenceli olacak. İyi günler efendim. Merhaba küçük taksi. Merhaba. Bizi alışveriş merkezine götürür müsün? Tabii ki. Binebilirsiniz. Gidiyoruz. Tamam. O otobüsü çok seviyorsun değil mi? En sevdiğim oyuncağım. Bugün otobüste gezebilir miyiz anne? Tamam. İstersen eve dönerken otobüse bineriz. Sahi mi? Yaşasın. Bir an önce binelim. Nuri yolcularını alışveriş merkezine götürüyor. İşte geldik. Teşekkürler küçük taksi. Güle güle. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle ufaklık. Dur koşma tatlım, düşeceksin. Ne kadar sevimli bir çocuk. Merhaba Leni. Sen miydin Nuri? Merhaba. Neden o kadar şaşırdın Leni? Her şey yolunda mı? Biliyor musun? Şehirde bir hırsız varmış. Arabaları çalıyormuş. Korkunç. Gerçekten mi? Polisler her yerde onu arıyormuş. Ama hala yakalayamamışlar. Araba hırsızı mı? Yardım edin. Nuri! Hadi gitmeyecek misin? Tamam. Sonra yine görüşürüz. Dikkatli ol Nuri! Araba hırsızı. Adı bile çok korkunç. Olamaz. Cüzdanımı mağazada unuttum. Ben hemen mağazaya gidip geleceğim tatlım. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Tamam. Umarım hala oradadır. Harika. Bu gerçek mavi otobüs. Hoş geldiniz efendim. İsmin ne senin? Merhaba. Benim adım Tayo. Tayo mu? Ne kadar komik bir isim. Bak oyuncağıma, tıpkı sana benziyor. Haklısın. Sen burada yalnız mısın? Annemle birlikte geldim. Annenle mi? Anladım. Hadi binsene. Sahi mi? Yaşasın. Pekala. Hadi gidelim. Olamaz. Tayo yolculardan birinin küçük çocuğun annesi olduğunu sandı. Küçük otobüs Tayo. Güle güle. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ne kadar da yoğun bir gündü. Bu Tayo. Neler oluyor? Ne yapsam acaba? Bu çok kötü. Anne. Tayo. Neler oluyor? Merhaba.
Merhaba Nuri. Sanırım çocuk annesini kaybetmiş. Yanındaki kişinin annesi olduğunu sanmıştım ama demek ki yanılmışım. Bu az önce annesiyle birlikte alışveriş merkezine götürdüğüm çocuk. Ha? Sahi mi? Peki şimdi ne yapacağız? Merak etme Tayo. Ben onu annesine götürürüm. Merhaba ufaklık. Hadi tekrar alışveriş merkezine gidelim. Ağlamana gerek yok. Hadi bin. Tamam. Merak etme. Anneni bulacağım, tamam mı? Tamam. Ah, teşekkür ederim Nuri. Seni de işinden alıkoydum. Hiç önemli değil. Bu konuyu dert etme. Hadi artık bir sonraki durağına git. Ah, çok teşekkür ederim Nuri. Ah, bir şey değil. Burada bıraktığınızdan emin misiniz? Evet. Lütfen küçük oğlumu bulun memur bey. Hiç merak etmeyin. Onu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Tamam. Anne! Anne! Tatlım neredeydin? Anneciğin seni her yerde aradı. Çok rahatladım. Tamam, geçtim. Nuri, ne oldu? Sen küçük çocuğu nerede buldun? Bugün onu annesiyle alışveriş merkezine ben bırakmıştım. Sonra çocuğun kaybolduğunu gördüm. Annesinin hala burada olabileceğini düşündüm. Aferin sana Nuri. Gerçekten çok iyi iş yaptın Nuri. Çok teşekkür ederim küçük taksi. Oğlumu bana getirmekle beni çok mutlu ettin. Ben de sevindim. Çok teşekkür ederim küçük taksi. Artık işime dönsem iyi olacak. Bugün harika iş çıkardın. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Tamam. Güle güle. Güle güle. Nuri küçük çocuğa yardım edebildiği için kendini mutlu hissediyor. Taksi! Taksi! Bir yolcu daha mı? Taksi! Bu müşteri şüpheli hareketler sergiliyor. Buraya gel. Tayo ile buluşma saatine çok az kaldı. Ama bir yolcuyu görmezden gelip gidemem. Merhaba efendim. Çabuk gidelim buradan. Hadi acele et. Tamam. Nereye gidiyoruz? Sen devam et, ben sana yolu tarif ederim. Buradan sağa dön. Peki. Şimdi sola. Hayır vazgeçtim, düz git. Nereye gidiyor acaba? Bir dakika. Yoksa bu... Olamaz, saklanmalıyım. Problem nedir? Yok bir şey yok sadece. Çok şüpheli davranışları var. Gerçekten araba hırsızı olmalı. Dur, burada dur. Tamam. Derhal Rukiye bundan bahsetmeliyim. Hey, bekle. Ne istiyorsunuz? Ben hemen döneceğim. O yüzden sakın bir yere gitme, tamam mı? Ama bir dakika. Ne yapacağım şimdi? Derhal Rukiye'ye durumu bildirmem gerek. Bu çok kötü. İşte devam et, devam et. Olamaz. Nereye gidiyorsun? Seni seviyoruz. Olamaz. Adam kaçıyor. Artık araba hırsız olduğundan eminim. Buradan sola dön. Tamam. Başım dertte. Son anda kurtuldum. Güle güle efendim. Hemen gidip Rukiye'ye ondan bahsetmeliyim. Dur küçük taksi. Olamaz. Sen gerçekten ateş topu musun? Şaşırdın mı? Hayranlarımın yoğun ilgisinden kurtulmak için her zaman farklı kıyafetle gezerim. Yani ben şimdi müşteri diye ateş topunu mu gezdirdim? Evet, ben ateş topuyum. Işıktan bile hızlıyım. Sayende programıma tam zamanında gelebildim. Teşekkür ederim. Demek öyle. Hı-hı. Ben de senin... Ateş topu! Hadi gidelim. Tüm ekip seni bekliyor. Bir dakika, bakayım. Of. Ne? Güzel, harika. Harika, çok güzel. Neymiş o? Şu anda boş musun? Geç kaldım. Başladı mı? Henüz değil. Birazdan başlayacak. Buna çok sevindim. Geciktim sandım. Başlıyor. Süper kahraman ateş topu. Olamaz.
Çok az zamanımız kaldı. Yar önce buradan çıkmam gerekiyor. Ateş topu! Ben yardım ederim. Niyam! Bu bizim! Adım Sarı Şimşek. Seni götürmeye geldim. Atla! Teşekkür ederim Sarı Şimşek. Bu bizim Nuri! Çocuklar! Sarı Şimşek. Yani Nuri. Söylesene ne oldu? Geciktiğim için özür dilerim çocuklar. Ama son anda acil bir iş çıktı. Dur bir dakika Nuri. Sarı Şimşek'e nasıl dönüştüğünü söyler misin? Gerçekten ateş topunu gezdirdin mi? Televizyondaki gerçekten sen miydin? Hadi bir şey söylesene Nuri. Aslında şöyle oldu. Yoğun bir iş gününü Nuri bir süperstar olarak tamamladı. Asla unutamayacağı harika bir gün geçirmişti.